Yıldızlar Yatırım Holding Kent'in değerlerini sunar. Merhabalar efendim. Kentin Değerleri programına hoş geldiniz. Bu akşam yine sizi öyle bir aleme götüreceğiz ki kendinizi bir sahnede bulacaksınız. Lazım. Biz biraz önce konuştuk. Hayat bir tiyatro dedik. Tiyatrosuz olmaz. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Tiyatro sanatın bel kemiği olarak benim düşüncem böyle soracağım. Acaba doğru mu düşünüyorum diye. Çünkü bugün değerli bir konuğum var. Çok yoğun çalışmaları arasında yine bizi kırmadı. Teşrif ettiler, geldiler. Sevindik. Çünkü öğrenmemiz gereken şeyler var. Artık Kocaeli bir sanat şehri olmaya dönüştü. O nedenle de tabii ki bazı şeyleri sormak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz ve ona göre de sanatımızı değerlendirmek istiyoruz. Bugün, bu akşam soracağız kendisine. Sevgili Aydın Sigalı burada. Kendisi biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni. Oyuncu. Televizyonlarda zannediyorum bazı programları oldu. Yani bu işin tam içindeki bir insan ve bize o sahnede izlediğimiz güzelim oyunların yaratıcısı. Kendisine hemen hoş geldin demek istiyorum. Aydın Bey, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir onur benim için sizin programınızda olmak. Çok güzel. Çok ben de çok teşekkür ediyorum. Düşünüyorduk hep. Çünkü yani hani sahnedeki sanal alem diyelim. Sizleri sahnede seyrederken o kişilikleri gördüğümüz zaman sizin şahsiyetiniz de merak ediliyor. Ya burada bu kişiliğe bürünmüş insan nasıl yapıyor da bu kadar güzel bizi böyle donmuş bir vaziyette seyrettiriyor diye sizi tanımak istiyorum insanlar. Tabii ki ben 1969 İzmir doğumluyum. Evet, Eskişehir abi. Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunuyum. 97 yılından beri de Kocaeli'ye yerleştim, İzmit'e yerleştim o dönemki adıyla. Evet. Ve artık Kocaeli'liyim, buradayım. 26. yılımı doldurdum. Evet. Annem, babam İzmir'deydi, yaşlılardı, onları yanıma aldım. Burada rahmetli oldular. Rahmetli oldular. Burada Balaban köyünü defnettik. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Artık hele de tam buralısınız. Yani artık buralıyız. Ben hep öyle diyorum, eğer hele de bir... Böyle bir kabir, bir toprakta bıraktığın kişi sevgi varsa artık Kocaeli'yiz. Evet hocam, sen buralısın artık. Aynen. İyi ki de gelmişsin. Ama şöyle duyuyorum ben, Aydın Sigalı dediğim zaman hangi toplulukta olursa olsun gerçekten tebrik ediyorum. Tiyatroyu tanıtmışsınız, adınızı biliyor söylediğim kişiler. Ve tiyatroyu bize sevdirdi, Kocaeli'ye de kazandırdı diye. Yani. Bu çok güzel bir şey ama. Teşekkür ederim. Tabii bir sürü yönetmen, genel yayın yönetmeni geldi geçti. Hepsine saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii. Hepsine iyi dostluklarımız vardı. Ancak tabii ki hani zincir meselesidir bu. Bayrak meselesidir. Tabii. Şimdi değil şöyle mi tarifleyelim. Bu bir bayrak yarışı. Evet, bir yani, bayrak yarışı. Her kazandığımız süreç birer tecrübe. Evet. Ben 26 yıldır buradayım. İlk kurucu Işıl Kasapoğlu, genel sanat yönetmeniymiş. Evet. Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmen yardımcılığıyla başladım zaten. Hem oyunculuk hem de sanat yönetmeni yardımcılığı olarak. Ve süreç içerisinde tabii ki kenti tanımak, oyuncu arkadaşlarını tanımak, tiyatro sanatının bu kentle buluşması için gereklilikleri keşfetmek, bulmak iyi bir deneyim, iyi bir kazanç oldu. Tamam. Bugün de şimdi gururla söyleyebilirim, tiyatro altın çağlarından birini yaşıyor. Tabii, onu konuşacağız. Tamam, peki. Yani genel anlamda mı bu söylediğiniz, hani ülkemiz adına, yoksa bizim kentimiz adına mı bu söylediğiniz, bunu da konuşacağız. Peki, peki, tamam, yani size olan, tiyatroya olan desteği de konuşacağız tabii. Aynen, devletsel olarak da, toplumsal olarak da bunları da konuşacağız. Ancak ben şöyle yapıyorum, Aydın Bey, yani buraya gelen Kentin Değerleri programında gelen konuklarımı şöyle bir aşağılara indiriyorum. Tamam. Ondan sonra çıkıyoruz o zaman. Müsaade ederseniz. Tamam. Yani merak ediyoruz. Tam öğrenelim
bari hazır gelmişsiniz. Sizi tam anlamıyla tanışalım, tamam. Tanıyalım ki bir belgesel tadı olsun. Tamam. Şimdi ben mesela çok merak ediyorum. Siz çocukken böyle bir şeyiniz var mıydı mesela arkadaşlarınızın arasında okulda falan? Aa gel Aydın oğlum sen yap bu oyunu da falan. Böyle yok. Bir şey var mıydı? Nasıl yok, oluyor liseye bu? Kadar nereden yok. Geliyor? Nasıl geçti çocukluğunuz? Şöyle ben aslında çok haylaz bir çocuktum. Yapmayın. Köklü bir ailenin, evet. İzmir'e köklenmiş bir ailenin evladı Sigalı olarak. Sigalı mısınız? Sigalı soyadım ben İzmir'liyim. Ama bir Siga var. Bir yok Siga onu anlatayım. Anlatın lütfen. Onu anlatayım. Lütfen. Tamam buyurun. Hadi oradan başlayayım. Hadi başlayalım. Benim dedim babasının köyünde dedim babası hep kolları sıvalı gezermiş. Gömlek giydiği zaman ya da herhangi bir kazak giydiği zaman kolları sıvarmış. Orada da sıva demezlermiş de kolları sıvadı. Bak sıvalı gene kolları sıvalı gene kolları sıvalı derken soyadı sıvalı olarak geçmiş. Ne kadar geçmiş. Hiç düşünmezdim. Gerçekten. Yani şöyle olup da Aynen. Ve tabii sonra söylenmesi zor olduğu için Sigalı olarak dönüşmüş yıllar içerisinde. Evet. Sigal olarak biz kullanıyoruz. Yani ama sizin o belli bir bölge Sigal olan bölgeyle hiçbir alakası yok. Dedenin babası kollarını sıvalı gelmesinden kaynaklı. Çok güzel, çok enteresan. Evet. Sonra? Onun dışında ben işte İzmirli'de doğdum. Gençlik yıllarıma kadar İzmir'de yaşadım. Haylaz bir evlatım. Biraz ailemin olsun, de sorunlar yaşattım. İyi olur ama. Belki de. Birçok insan şey derdi bana. Yani askerden önce Aydın'la, askerden sonra Aydın arasında çok ciddi farklar var. Öyle bende. Mi? Ben tiyatrocu olmaya biraz işte derslerim de çok iyi değildi açıkçası lise döneminde. Edebiyat öğretmenimin beni yönlendirmesiyle keşfettim bu sanatın güzelliklerini, edebiyatın güzelliklerini daha doğrusu. Ve sorumluluklar almaya başladım okuldayken. Şiir okumaları, çeşitli roller, şunlar bunlar. Derken çok sevdim ve başarılı olduğumu keşfettim. İlk defa da belki hayatta bir işte başarılı olduğumu hissettiğim için öyle bir hedef koydum. Evet. Ailemin de pek şansı yoktu zaten. Ya başka okuyamayacaktım ya da tiyatrocu olacaktım. Bir durum vardı. Çok da itiraz etmediler bu konuda. Peki, desteklediler. Etmemişler. Evet. Ve ondan sonra da okula girdim. Tabii ki tiyatro benim için hani çocukluğumdan beri büyüyen bir şey olmadığı için ben okula girdiğim zaman sınıf arkadaşlarım da aramda çok ciddi bir klasman farkı vardı. Olmaz. Onlar çok daha yüksekti. Deneyimliydi tabii. Ben çok daha yeni başlamış biriydim. Tiyatroda. Tiyatro unsuru içerisinde ve daha fazla okuyarak onlara yetişme hırsıyla okulu birincilikle bitirdim. İşte. Rektör yüzük taktı. Demek olabiliyormuş. Yani. Olabiliyor. Evet. Ben şey derim hep bu işin %70'i disiplindir. %30 tabii ki yetenek devreye girer yetenek ama %70 disiplin bir insana oyuncu yapabilir. Yapabiliyor. Disiplin çalışıyor. Veyahut da başka bir şey. Ya da. Değil ya mi? Da hayatta başka bir şey. Yani, yani bunu da bir şey olarak söyleyelim yani. Tabii ki. Çok önemli tabii, bir tabii. Şey. Tabii. Yani çalışmak ve disiplinli çalışmak, o işin karşılığını evet. Verebilmek, hemen aceleci olmadan ürünü yani çıkan ürünü demleyerek beklemek işin en lezzetli tarafı ve orada başarısızlık yoktur zaten. Değil mi? Yani mutlaka en kötü başarısızlık tecrübedir. Yani en azından, aslında en büyük başarıdır da. Yani ama o şekilde tecrübeyi ilerler. Büyüterek bir yere gelebiliyor insanlar. Aynen. Sonra orada başladınız. Orada başladı. Sonra Eskişehir Devlet Konservatuvar sınavlarına girdim. İşte okulu bitirdim. Okulu bitirdikten sonra da Eskişehir'de bir özel tiyatro kurduk biz 4 arkadaş. Çok da iyi gidiyordu. Ben hem oyunculuğunu hem de işletme müdürlüğünü yapıyordum tiyatronun, şirketin. Fakat bir gün gazetede bir yazı gördüm. O zamanki gazetelerden birinde, ulusal gazetelerde. O zamanki adıyla İzmit Büyükşehir Belediyesi bir tiyatro kuruyor. Kurucu sanat yönetmeni olarak. Yıl 96 yılında. Ve işte sınav tarihi var. Işıl Kasapoğlu'nun sanat yönetmeni olacağı söyleniyor. İlk oyunun Hamlet olacağı söyleniyor. Evet. Muazzam bir jüri var. Zuhal Olcay, Şakir Gürzmar, Kenan Işık, Ahmet Leventoğlu, Işıl Kasapoğlu, Hülya Nutku, Burhan Akçin. Efendim söyleyeyim. Bayağı çok şey sağlam yani. Bir jüriden sınava girerek başarılı olduk. O ekipten iki arkadaş biz burayı kazandık. Daha sonra arkadaşlarımıza da sorduk yani biz şirketimizi, tiyatromuzu devam mı ettirelim yoksa hani böyle bir oluşum var, sınavda kazandık,
Gidelim mi kararsızız dedik. Onlar da gitmemiz yönünde oy kullandılar. Tamam. Çünkü sonuçta bir kurumsal tiyatronun bütün güzel tarafları da, sorumluluk alanı olarak da büyük tarafları da vardı bu kentte, bu tiyatroda. Tercih ettik, o tiyatromuzu lave ettik ve buraya yerleştik. Geldiniz. O günden bugüne buradayız. Buradasınız. Böyle bir tiyatro, bir transfer olmak için, yani böyle bir hatta geçmek için girdiğiniz o şeyde, sınavda. Evet. Ne soruyorlar? Bir şey sormuyorlar. Orada yani sahne oynuyorsunuz. Sahne mi tabii yapıyorsunuz? Sahne oynuyorsunuz ve mülakata gidiyorsunuz. Yani sizle sohbet ediyorlar. Tabii ki. O kadar büyük bir jüri karşınızda. Tabii ki. Yani ben yaprak gibi titriyorum yani. Değil mi yani? Onu çok, bir anda onu düşündüm. Onların karşısında insan mı yapabilir diye. Yaklaşık 250 civarında kişinin katıldığını biliyorum oyuncu olarak. 13 kişi ilk etapta aldılar. Sonra bir 13 kişi daha ilave oldu. Toplam 26 kişi kazandık. Tabii sahne oynuyorsunuz. Bir iki tane sahne oynuyorsunuz. Bir tane de değil. Ondan sonra da sizle mülakat ediyorlar ve diyorlar ki yani bu kente uyum sağlayabilir mi? İlk baktıkları nokta o. Öyle mi? Sonra kurumsal aidiyet oluşturulabilir mi o kişide? Yani bir oyuncunun sahne üzerindeki yeteneği yetmez. Yetmez. Kulis hayatı, tabii, o kente uyumu, tabii, o kente olan sorumluluğu, kişisel bilinci, yapısı tabii, kişisel herhalde, yapısı. Değil mi? Tabii. Çeşitli sorunları var mı, tabii, hayata tabii, dair tabii, onlara bakılır. Biz o aşamaları geçtik. Geçtik ben sonra. Ve İzmir Şehir Tiyatrosu o dönemki adıyla oyuncusu olduk. Şimdi de daha da büyüdük. Kocaeli Şehir Tiyatrosu olarak. 95'te girdiniz. 95'ten, 96 yılında ilanı gördüm. 97'de sınava girdim. 97'de burada. O güzel. O günden beri buradayım. Yani. Buradasınız. Buradayım. Harika. Ne kadar güzel bir şey. Yani tabii ki burada bu kadar istikrarla bunca sene sanat yapmak ve sizi nasıl değişik yerlere adım adım getirebiliyor evet, değil mi? Evet, evet. Sebat edip bu şekilde evet, gitmek evet, çok güzel. Evet. Harikasınız. Sonra hayatınızı herhalde burada başladınız. Evet, buraya yerleştik. İlk geldiğim gün valizimi aldım İzmir'den. O zaman halk eğitim merkezinde orada duruyordu otobüsler. Evet. Otobüsten indim, bir baktım sağ tarafta palmiye ağaçları var. Sol tarafta deniz var. Dedim İzmir gibi yere geldim ben. Aynı benziyor. O zaman kentteki 3 palmiye ağacı oymuş. Başka evet, da yokmuş. Yok. Sonra şimdi çok gelişti, evet, çok büyüdü. O günkü durumu bir başkaydı. Tabii hepsinin lezzeti vardı ama o zaman biraz daha sanayi vardı. Sanayi kokuyordu kent. Şimdi biraz daha yeşil odaklı. Onu hissediyorum ben. Yani ben mesela Kocaeli'nin %97,5'unun yeşil alan olduğunu yeni öğrendim. Öyle mi? Yani kentin %97,5 alanı yeşil. Hani bence çok büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet. Hani bir yerden bir yere yürüyerek gitme olasılığınız çok yüksek. Sokakta dolaşırken marketi vakkalı ne bileyim hep seyirciniz, hem tanışıyorsunuz. Komşuluk değerleri yüksek. Yarım saat gidiyorsunuz, kayak yapıyorsunuz. Yarım saat gidiyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Böyle bir kent yani. Güzel değil mi? Türkiye'nin bence en iyi lokasyonu evet, olan en güzel kentlerinden bir tanesi. Yani çok yönlü bir şehir. Evet. Her şeyden faydalanabiliyorsunuz. Evet. Biz de şehrimizde öyle gurur duyuyoruz. Bu şehirde zamanlar İstakoz çıkıyordu denizden. Tabii, hayal bile edemiyorum yani. Babam getirirdi. Ne güzel ya. O kadar tabiatı renkli olan evet, bir şehirdi evet, ki burası. Evet. Yani meyvelarıyla her şeyle dediğiniz için evet, bana onu hatırlattı. Söylemek istedim. Ama şu anda da çok şükür yeşili hani yaşamaya evet, evet, başladı. Yani yaşıyoruz. Ben, sanayiye tam anlamıyla girmedi. Yani bilmiyor musun? İyi bir sanayi üretimi var kentte. Evet, var. Ama şöyle hissediyorum. Ben arabaya binip 10 dakika gittiğim zaman yolda tavukla karşılaşabiliyorum. Koyunla evet, karşılaşabiliyorum. Bu çok evet, büyük bir lüks. Evet, bir köy hayatına yakın evet, hissediyorsan. Çok büyük bir lüks. Yani bunu İstanbul'da kilometrelerce gitsin, saatlerce gitseniz bu hayatı bulamaz. Keza İzmir'de de öyle. Ankara'da da öyle. İzmir'de de öyle. Yani Ankara, ama öyle, hani burası o yapıyı koruyor ve bu anlamda da çok mutluyum. Yani çok seviyorum burayı. Herkese de öneriyorum evet, yani. Elimiz güzel. Bu şeyden sonra deprem 99 evet, depreminden sonra üniversite buraya evet, hayat evet, verdikten sonra Kozmopolitesi daha büyüdü. Evet. Ondan sonra insanlar birbirini tanımamaya başladı biraz. Belki, çok kalabalık belki, oldu bir şey. Evet, işte kalabalık sana, oldu. Küçük bir çanak ama çok kalabalık evet, dolu içi. Çok güzel bir şehrimizi seviyoruz. Evet.
İnşallah daha da güzel olsun. İnşallah. Yani, olacak değil mi? Güzel tabii. Güzeli soru yok. İşte, her şey güzel. Evet, güzel. Bakmayı bilmek önemli. Tabii. En basiti sanatsal faaliyetlerde ki şeyi. Mesela onu da sormak isterim size. Geldiğiniz zamanki ve tiyatro çatısı altında senelerinizi geçirdiniz. Şöyle bir kefenin şeylerine koymanız gerekse o günkü hani şeyden değil bu. Ortam öyleydi. Tabii ki, tabii. Hani o günkü tiyatro veya sanatsal faaliyetlerle bugünkü arasında nasıl bir fark var desem size? Fark diyemem ama ne dersiniz? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kurulmak önemlidir. Hı. Gelişmek önemlidir. Zirveye çıkmak da önemlidir. Hı. En zoru da zirvede kalabilmektir. Şimdi bizim şu anki yaşadığımız süreç gerçekten bunu abartmadan söylüyorum. Aldığım duyumlar, gittiğimiz turnelerde gelen davetler, festivallerden gelen davetler ve aldığımız ödülleri istinaden söylüyorum. Türkiye'nin en iyi kurum tiyatrosuyuz. Bunu net söyleyebilirim. Gerçekten büyük yatırımlar yapılıyor. Çok geniş bir repertuar yelpazemiz var. Kentin her kesimine ulaşabilecek oyunlarımız var. Sosyal aktivitelerimiz yükseldi. Yani başkanımızın benden en büyük isteği kentin her tarafına değin. Yani sanatsız kimseyi bırakmayın. Herkesin algılayabileceği, her kesime hitap eden oyunlarımız olsun. Sadece Shakespeare'le gününüzü geçirmeyin. Sokakta insanlara inin. Sokağa tiyatroyu taşıyın. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bir idareci, bir kent idarecisi tarafından. Evet. Söylenmesi. Evet, evet. Ve bu anlamda biz biraz bunu başardık bu son 5 yıl içerisinde ki bunun 2 yılda pandemi. Evet. Yani bu 2 yılda kapalıydık yani. Aslında bizim randımanlı sürecimiz son 3 yıl. Bu 3 yılda şimdi Nisan 15'te kongre merkezinde Kim Korkar Sınavdan projemiz var. Başlayalım. Onu oynayacağız gençlere. Çünkü sınav sitesini azaltıcı bir oyun sergilemek istedik. Hem bir oyun hem bir hem psikolojik unsurları yüksek hem de biraz dikkat etmesi gereken şeyleri anlatan bir sosyal sorumluluk projesi. Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte hazırlıyoruz projeyi. Şu 15'inde onu başlatacak Nisan ve sürekli olarak pazartesi günleri onu inşallah Mayıs ayı içerisinde ve Haziran ayında sınava kadar oynayacağız. Belki sınav son oyundan sonra bunu bir iyi bir gençlerin çok sevdiği bir sanatçıyla şarkı açık havada bir konsere dönüştürebiliriz. Öyle bir hayalimiz var. Final gibi. Tabii. Onun dışında geleneksel Türk tiyatromuz şu anda tırlarla okullara gidiyor. Ramazan ayı boyunca her okul, birçok okulda tırların kapaklarını açıyoruz. Hacivat sahnemizi kuruyoruz ve hayal perdesinden geleneksel Türk tiyatromuzu tanıtıyoruz minik seyircilere. Bir yandan sürekli mi oluyor? Sürekli. Yani şu anda Ramazan döneminde yoğun ama yazın tekrar devam edecek. Tabii yaz döneminde açık havada oynuyoruz. Onun dışında dünyanın en büyük eserlerinden biri sayılan, edebiyatın başyapıtlarından biri sayılan Bir Savaş ve Barış, Tolstoy'un Savaş ve Barış eseri şu anda sahneleniyor. Bunu abartmadan söylüyorum yine, dünyada ancak sayılı tiyatrolar oynayabilir. Çünkü çok güçlü bir eser, çok zor bir eser. Altyapısı ve prodüksiyon gücünün çok yüksek olması gereken bir eser çünkü çok uzun. Uzun bir eser. Sadece birinci cildi 480 sayfa. Bir yani, eser olduğunu biliyorum. Tabii ki bizim oyunumuz 2,5-3 saat civarında sürüyor ama sonuçta bir edebiyat eseri. İki perde olarak oynuyoruz. Ama bir edebiyat eseri. Ben hem genel provaları izledim. Ben çok merak ediyorum. İzleyin doğrusu. Bence izleyin, kaçırmayın. Evet tabii. Ve İstanbul'dan premiere gelen davetlerimiz oldu. Çeşitli festival komiteleri, çeşitli ödül şeyleri, jürileri. Dediler ki İstanbul'da böyle tamam bir iş yok. Tamam dediler. Gerçekten bu cümleyi duydum. İstanbul'da böyle bir iş yok dediler. Bu bizim tiyatromuzun sokağa, köye, sınıfa, sahneye, ne kadar her artık yere, kentine reklamlara değdiğini gösteriyor. Bu çok büyük bir yelpaze. Bu yüzden de seyirci sayımız inanılmaz arttı. Şimdi ben onu söyleyeceğim zaten. Evet, yani, bana bunu söylediler. Bilet bulamıyor kimse. Bulamıyor, evet maalesef. Ama kapalı kişi. Evet. Yani ne zaman gitsek böyle bir soruyorlar. Evet. Bir dakika içinde bitiyor. Yani 500 koltuk bir dakika içinde bitiyor. Çok sizin ciddi eleştirilerle alıyoruz. Seyirciler adına ama bunu da aşacağız. Tekrar oynuyorsunuz galiba. Şöyle zaten sürekli oynuyoruz ama tabii ki insanlar bir an önce de izlemek istiyor. İzlemek istiyor tabii yani. Ama önümüzdeki sene inşallah
Eğer idaremiz de buna müsaade ederse oyun gün sayılarımızı arttıracağız. Arttıracak yani misiniz? Hemen haftanın her günü artık oyun olacak inşallah. Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Kocaeli'nin çeşitli salonlarında. Evet. Bu anlamda biraz daha cevap vermeye çalışacağız bu duruma. Talebe karşı evet. Tabii bir şey yapmak ama lazım. Ama yeterli mi değil? Bence hani başkanımdan ricam bu kent büyük salonları hak ediyor. Evet. İnşallah imkanları evet. Ölçeğinde iyi bir tiyatro salonu daha hayata geçirebilirse bu çok büyük bir hizmet olur. Olabilir. Öyle bir şey olursa hakikaten çok güzel olur. En güzel tarafı da sizin adınızın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkanın evet. Bu şekilde size destek vermesi. Evet, kesinlikle. Yani bu çok önemli. Şimdi şöyle anekdotlar var. Yani Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, bir önceki Genel Müdürü Mustafa Bey burayı ziyaret etti, Kocaeli'yi ziyaret etti. Ben de değerli başkanımla tanıştırmak istedim kendisini. Randevu aldık, gittik. Bir çok güzel bir sohbet oldu. Çıktığımızda sohbetten Mustafa Hoca dedi ki bana, Aydın dedi, ne kadar şanslı bir kent biliyor musun dedi. Buyurun hocam nasıl, neden dedim. Tiyatro konuşan bir belediye başkanınız var dedi. Sanat konuşan bir belediye başkanınız vardı. Bu herkese nasip olmuyor dedi. Evet. Bu dedi, ben dedi ülkenin her yerinde dolaşıyorum. Mutlaka. Çok şanslı bir kent dedi. Bunun kıymetini bilin dedi. Tabii ki biz değerli başkanımızın vizyonu ve önderliği doğrultusunda evet. Projelerimizi üretiyoruz. Mutlaka. Tabii. Ben en son... Önünüze bir kişi konsa yani engelken ne yapabilirsiniz? Yapamayız tabii ki ve ki. Çok büyük bir destek var. Gerçekten evet. Bunu defalarca her yerde söyleyebilirim. Şöyle küçük bir anekdot vereyim, miktar söylemeden. Bizim yatırımlarımız neredeyse sanata yatırımlarımız devlet opera bale düzeyinde. Evet. Yani oldukça güçlü eserler ortaya koyabiliyoruz. Çok. Bu çok zor bir şey. Çok kimse itiraz edemez. Evet ve gerçekten. Bu anlamda da başkanım ve çalışma arkadaşlarının inanılmaz desteği var. Evet. Önümüzü çok açtılar. O yüzden de şu anda Afife'le ödüllerine sahip evet, olduğumuz çok güzel. Bir süreç yaşıyoruz. Tabii. Mesela bu tiyatro açılışı oldu ya evet. Şeyde kongre merkezinde evet. Büyülendik. Evet, evet. İnanın ki büyülendik. Nefisti. Tabii ki onu da soracağım. Reklam alacağız biraz onun arkasından. Teknolojinin de galiba burada. Tabii. O anlamda da şanslı bir konumdasınız. Evet. Ama yine şeye dayanıyor. İdarecilerinize dayanıyor tabii, ki yani, tabii, sunuyor tabii, onları tabii, size tabii, değil tabii, mi? Tabii ki. Yani, sanata yatırımı önemli bulduğu için evet. Başkanım, insanın sanatla gelişebileceğine de inandığı evet. için bu anlamda önümüzü çok açtı. Ben şükranlarımı sunuyorum. Çok. Evet, biz de tüm seyirciler, yani tiyatro severler, sanat severler adına teşekkür ediyoruz. Buna ihtiyacımız var. Yani insana çok şey katıyor doğrusu. Bir reklam diyelim mi? Tabii ki. Tabii. Ben kısa bir reklam arası ondan sonra çok güzel şey sohbete devam ediyoruz. Reklamlar. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Reklamları bitirdik. Şimdi tekrar biz tiyatromuza dönelim. Tabii ki siz oyuncusunuz. Evet. Sahnede oynuyorsunuz. Evet. Ve bizi değişik konumlar, değişik yerlere götürüyorsunuz başta da dediğim gibi. Ancak oyuncu olmak kolay.
onu da çok merak ediyorum. Yani orada o rolü yapmak, ağlamak, efendim yerinde gülmek, şarkı söylemek, şey söylemek falan. Sizin son bir oyununuzu izlemiştim. Evet. Hayranlıkla. Sağ olun. Böyle düşündüm ya ne kadar zor bir iş diye. Sağ olun. Nasıl bir şey oyuncu olmak? Yani böyle oyuncu olmak isteyenler var çok. Yani şöyle iki taraftan yaklaşmak lazım. Bir önce sağlıklı bir birey olmak zorunda oyuncu. Çünkü psikolojik alanı çok derin bir meslek dalı oyunculuk. Bir kere sağlıklı olmak zorunda. Ne veriyor? Şöyle söyleyeyim. Nasıl yansıyor insana? Tabii şimdi oyuncuya, bir rolden çıkmak kolay bir şey değildir. Ha, rol mi etkiliyor? Tabii. Bunu ben evet. İnsanı ele geçirebilir. Oradaki aldığınız tatmin sizin gerçek yaşantınızdaki eksi yönleri kapatmak üzere kullandığınız bir araç haline dönüşebilir. Bu anlamda da çok da riskli, tehlikeli bir şey. Değil mi? Aydın Bey, ben çıldırıyorum. Çok seneden önce Fatma Girik'le bir konuşmam olmuş rahmetliyle. Şöyle bir şey söylemişti. Ben her rolümde yaptığım, oynadığım sinema filmin rolüne bir müddet kendimi kaptırırım diye bir şey söylemişti. Öyle yani mesleğin tabii ki handikaplı taraflarından bir tanesi ama buradan sağlam çıkabilmek önemli. Bu zihin sağlığı gerektiriyor. Bak, iyi bir insan olmayı gerektiriyor. İyi bir insan olmayı gerektiriyor ve toplumu iyi tahlil etmeyi gerektiriyor. Yani bilimsel tarafları da var işin. Bunun dışında da tabii ki bedensel aktivitenizi doğru kullanacağınız eğitime, disiplini çalışmaya ulaşmanız gerekiyor. Bu iki bileşen yan yana geldiğinde eğer kendi güveninizi de biraz sahne üzerinde insanlarla tanıştırmaya hevesliyseniz iyi bir oyuncu haline dönüşebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi %70 alanı disiplinli çalışma. Çalışma. O zaman öyle herkes, ben sanatçıyım. Zor bir yolculuğa çıkacaklarını bilerek oyuncu olmaya karar versin insanlar. Yani o zor bir yol. Çünkü orada başarısızlıklar da var. Biz her gün seyircinin karşısında bir sınava çıkıyoruz. Her çıktığımız sınav öncesinde heyecanla o anı yaşayarak her akşam çıkıyoruz. Aynı heyecan. Hiç değişmiyor. İyi ki de var. O heyecan olmazsa çok kötü zaten. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir oyunun 4. sahnesinde ağlamam gerekiyor. Öyle roller oynadım. Tamam. Atıyorum 4. tabloda. Saatte oyun 8'de başlıyorsa, o tabloda 8'i 20 geçeye tekabül ediyorsa bilin ki Aydın Sigalı oyun oynandığı her akşam saat 8'i 20 geçe ağlıyor. Yani bu kolay bir şey değil. Ya da gülüyor. Hani hayatta gülüyor. Çeşitli sorunlarımız da oluyor ona rağmen. Tekrar eden bir süreç olduğu için, bir kerelik bir süreç olmadığı için oldukça zorlayıcı bir tarafı da var. Hepimizin kredi kartı borcu oluyor, eşimizle tartışıyoruz, bu oluyor. Tiyatrodan ibaret değil yani. Ama sahneye çıktığımız zaman oraya bürünmek zorundasınız. Normal ceketinizi kulise asıyorsunuz. Oyuncunun ceketini giyiyorsunuz, o role geçip artık hiçbir şey düşünmeden o konsantrasyonda oynamak zorundasınız. Kolay bir şey değil. Hatta şu da olabilir mi acaba? Replikleriniz konuşuyor. Yani hiç unuttuğunuz olan oluyor mu? Onu tabii nasıl canım, tabii şey yapabilirsiniz, tabii. Yapabiliyorsunuz. Ama şöyle, tecrübeliyseniz. Sadece replikten ibaret değil. Mizansen dediğimiz bir dürtü var. Yani şey var, yönerge var. Bir de itki gücü dediğimiz duygusal dürtü var. Bu üç bileşen birbirine hep hatırlatıyor. Yani mizansen repliği hatırlatıyor, duygu mizanseni hatırlatıyor. O üç bileşeni de iyi kurgulamanız gerekiyor. Bunları sadece ayarlıyoruz. Evet. Hani bir bardağa buradan buraya oyuncu koyuyorsa mutlaka bir nedeni olmalı. Nedensiz hiçbir şey. O nedenle de bildiğiniz zaman gerçekten o bardağı oradan oraya geçiriyorsunuz. O size hatırlatıyor. Harika. İşe bir tekniği o. Evet. Yani bir de hani hep deriz ya işte bu sahne böyle bir şeydir. Yani insan o sahneden kopamaz. Evet, bir sahne tozu meselesi vardır. Belli denir ya. Bizim de var yani bu tabii tozu. Tabii ki. Sormayın. Hiç farklı bir alan değil yani. Gerçekten heyecanı da dahil etmek üzere öyle oluyor ama tabii sizin bambaşka bir şey. Yani nasıl da imkansız. De bu sahne tozu kelimesi ne sorsam ne dersiniz? Yani sahne nasıl tozu... bir şey? Toz mu yutuyorsunuz? Hayır. Sahne tozu nasıl şimdi... Nasıl çıkamıyorsunuz ortamdan?
Yakın tarihimizden Muhsin Ertuğrul'la cevap vermek isterim. Muhsin Ertuğrul çok disiplinli bir idareciymiş ve tiyatro sanatçısıymış. Çok gerçekten disiplinli. Saatinde işe başlayan ve tiyatronun neredeyse koltuklardaki çöpleri, çerleri toplayıp tuvaletleri temizleyecek seviyede bir disipline sahipmiş. Ve gelen oyunculara, yeni gelen oyunculara, öğrencilere hep sahneyi temizletirmiş. O tozu yutmadan o sahneye çıkıp oynayamazsın mantığıyla. Çünkü gerçekten onunla tanışmadan kıymetini bilmiyorsunuz. Bu her şeyde böyle. Yani yukarıdan bir şey verildiği zaman o kıymeti bilmiyor ama emek vererek, çalışarak ürettiğiniz her şey de daha kıymetli oluyor. Bence Türk tiyatrosu sağlam temellerinden birinin cümlesi o. Sahne tozu yutmak. Çünkü o alın terinin de döküldüğü, repliklerin havada uçuştuğu, duygunun doldurduğu o sahnenin tozu teninize ulaşacak ki siz de isteyebileceksiniz. Aynen öyle. Ben bu sahnenin tozunu yuttum. Tozunu yuttum diyebileceksiniz. Tamam. Yani hani o toz yuttum tozu. Yani ben burada çalışıyorum falan. Hani tozu yutuyorum anlamında değil. O role dediniz ya adapte oluyorsunuz diye. Oynarken hakikaten hiçbir şey düşünmüyor musunuz? Yani hakikaten o role mi adapte oluyorsunuz? Evet. Kendinizi orada mı hissediyorsunuz? Evet, çünkü bu bir konsantrasyon. Savaş sahnesinde öyle seyretmiş. Orada mısınız? Tabii ki, kesinlikle öyle. Çünkü bu konsantrasyon işi. O konsantrasyon dağıldığı zaman ki oldu bazı anlar. Bir sahnedeyken deprem de oldu. Beyin durumu öyle mi? Oldu tabii. Işte. 8'lik deprem. 8 değil galiba 5.2 idi. Gerçekten ciddi bir sallantı oldu. Ne tabii yaptınız? Ki önce bir panikledik. Tabii, ne yapacağımızı tabii. Bilemedik ama salonda seyirci de var. Ve durduk, bekledik. Bir es verdik. Tabii ki salondaki seyircilerden de biraz tedirgin olanlar oldu. Ama bizim sahnedeki o sağlam duruşumuz yansıdığı için kimse salonu terk etmedi. Oyunumuza devam ettik. Oluyor tabii ki ara ara böyle şeyler oluyor. Işıklar da sönebilir. Olabilir. Müzik efekt gelmeyebilir. Arkadaşımın replik unutabilir ama profesyonellik bunları aşmakta geçiyor. Yani onun altını çizmek değil. Şöyle teknikler vardır tiyatro sahnesinde. Bir arkadaşım hata yaparsa o hatayı yapmamış gibi devam etmekte fayda var. Çünkü hatayı yapmış gibi bir de altını çizerseniz seyirci hatayı iki kat anlıyor. Sanki o öyleymiş gibi yapıp devam etmekte fayda var. O da ciddi bir konsantrasyon. Bu iş konsantrasyon işi. Tamam, anlıyorum. Ruh halinizi anlamaya çalışıyorum. Mesela kaç oyun oynadınız? Daha çok. Yani ben 2015 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından o zaman Cihan Nal şeyi takdim etmişti bana ödülü. Tiyatronun en çok sahneye çıkan oyuncusu ödülü aldım. Belediyemiz tarafından verildi. Ve üstüne koyarak geldim. 45'in üzerinde ayrı oyunda oynamışım. Her oyunun 50 defa sahnelendiğini düşünürsek 3000 civarında kez seyirci karşısına çıkmışım. Bu sadece bizim kurumumuzdaki tiyatroda. Özeller de var. Daha önceki tiyatro deneyimlerim de var. Çok yüksek bir sayı. Normalde standart bir oyuncu 30-35 civarındaki oyunda emekli oluyor. Ben 45'i buldum. Siz kaç kere emekli oldunuz? Daha devam. Kaç kere o işi görmüş? Çünkü oynamayı çok seviyorum. Sahneye çıkmayı çok seviyorum. Sahnede olmayı o yüzden bırakmam. Peki Aydın Bey, mesela hocam şöyle normal ortamdasınız. Kız arkadaşınız işte arasında. Bazen böyle tiyatro bir duruma giriyor musunuz? Konuşurken onlarla bir tiyatro yapıyor gibi oluyor musunuz? Vallahi ben işin o tarafına karşıyım. Karşı mısınız? Karşıyım yani, siz bir art profesyonel bir oyuncu olarak konuştuğunuz zaman arkadaşlarınız sizi siz olarak görüyor değil mi? Şimdi biz sahne üzerinde onu yapmalıyız. Sahne dışı bunu hizmet etmemeli. Yani evet. Şimdi bizim de pazara gittiğimiz, banka sırasına girdiğimiz durumlar var. Benim maalesef mesleğin tuzaklarından bir tanesi ilgiden kaynaklı, seyirci ilgisinden kaynaklı. Yani ben aslında şunu demek istiyorum. Ego var mı? Ego insanlarda? Olmak zorunda. Olmak zorunda. Ego olmak zorunda. Egosuz yapamıyor. Ama egonun bir dengesi var. Evet. Şimdi bir doktorlar, bir de oyuncular
konservatuvar ve tıp fakültesini kazandıkları birinci sınıfta kendini oyuncu ve doktor zannederlermiş. Sonra işin mesleğin zorluklarını, meşakkatini gördükleri sürece ya Allah Allah bu nasıllar zor. Ha bir de o deneyimi aldıktan sonra yani işi başardıktan sonra iyi bir doktor, iyi bir oyuncu olduktan sonra artık ya ben oyuncuyum deme lüksleri yok. Çünkü mesleğin zorluklarını biliyorlar. O mesleğin ne kadar emek verilerek hayata geçirildiğinin farkındalar. Bu yüzden ben içi boş ego diyorum o tarz tavırlara. İşte ses tonunu parlatarak bir yerde çay istemek, ben yani buradayım demek o bana çok doğru gelmiyor. Sahnede yapılabilir, sahnede yapılsın. Ama bir oyuncunun da bir ışığının olması gerektiğini biliyorum. Ama yani bir ayrıcalığı vardır tabii. Yani mutlaka. Bizim rahmetli Ali Taygun hocamız ilk sınıfa girdi, şöyle bir gözünü gezdirdi. İçinizden üç tane oyuncu çıkar, gerisi çöp dedi, çıktı. Işığa baktı. Şimdi ben bir jürilik de yapıyoruz, ara ara oyuncu alıyoruz. Ya da oyuncu seçmelerine katılıyorum. İlk yaptığımız şey, hepsini sıraya dizip bir bakmak. Birisine gözüm takılacaktır mutlaka. Öyle mi? Yani onu anlıyor musunuz? Onun enerjisi vardır. Bak işte. O sahnede demek ki bu sahnede o olmayı olmalı duygusunu yaratan bir sadece bakışla seçebileceğiniz insanlar var. Oyuncunun o enerjisi olmak zorunda. Ama bunu dışarıda satar vaziyete getirmemek zorunda. Bence öyle. Yani oyuncu iyi giyinmeli, oyuncu iyi beslenmeli, oyuncu iyi donanımlı olmalı bilgi olarak, kültür olarak, sosyal olarak. Ama bunu topluma bir şeyler sunmak, katkı sunmak adına edinmeli. Bir ayna kendini diyorsunuz. Beğendirmek adına değil. Hocam, ben buna inanıyorum. Bir ayna mıdır diyorsunuz? Aynen öyle. O zaman her anlamda, ahlaki anlamda da. Kesinlikle öyle. Sosyal anlamda. Ben ötesini zaten kabul etmiyorum. Hani tüm öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Evet. Biz toplumun bir metre üstünde mesleğimizi icra ediyorsak, zeminden ve ışıklar altında, müzik eşliğinde, kostümler eşliğinde bu bir amaç uğruna yapılmalı. Evet. Bu amacı ahlaki ve doğru bir şekilde yapalım. Yapmak. O kostümle sokağa inmeyelim. O başka bir şey. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabii bunlar çok önemli konular. Belki eğitim verirken biz hocamız, ben Ergin Orbey'in öğrencisiyim. Onu şeyden hatırlarsınız, Havvam sınıfındaki müfettiş. Türk sinemasının çok kıymetli sanatçılarından biridir. Türk tiyatrosu inanılmaz, hocaların hocasıdır. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü yapmıştır. Eskişehir Devlet Konservatuarı kuran hocalardan biridir. Onun öğrencisiyim, hep ondan biz mütevaziliği öğrendik. Ama sahne üstünde de en yüksek kalibrede parlamayı öğrendik. İşte önemli olan sahnedeki o durum. Evet. Öbürkü halk kendi içinden, kendi işte sosyal hayatından birisi gibi görmek isteyebilir. Tartar biçer zaten halkı. Yani halkın cevabını veriyor. Tabii. Bir de zor bir şey. Tabii şöhret olmak keyifli bir şeydir ama zor bir şey. Yani özellikle dizilerde şöhret olan çok oyuncu arkadaşım olduğu için hani vapura binmek artık onun için bir sorun. Tabii ki. Bir yerde, kalabalık bir yerde yemek yemek artık onun için bir sorun. Öyle. O da çok keyifli olmasa gerek. Çok değil. Yani hiç kimse yanlış anlamasın asla. Beni bilirler, ben olduğum 30 senedir aynı Sevcan Tamer olarak giderim. Hiç değişmedim. Saçım başım hep aynıdır ama biz bile şurada program yaptık. Biz bile dışarıda rahatsız oluyoruz. Rahat yemek yiyemiyoruz. Rahatmış. Çünkü insanlar geliyor, aa Sevcan abi bilmem ne, hani orada hep böyle şey olmak zorundasın ki böyle sanat dünyasının içindeki insanlar nasıl bir şey karşısındalar tahmin edebiliyorum. Zor, kolay bir iş değil. Peki, sizin tarafınızdan baktık, tamam, gelelim sizi izleyenlere. Evet. Onlar nasıl? Onlar mutlaka onların söylemek istediği şeyler vardır. Nasıl buluyorsunuz izleyici kapasitesini? Nasıllar? Çok nasıllar? Yani çok doyurucu mu, reposu diye mi geliyor? Tabii oyuna göre değişir tabii. Dinamik bir şekilde. Oyunu seven de vardır, sevmeyen de mutlaka olacaktır. İlgi duyan, ilgi duymayan. Ama şöyle şeyler duyuyorum. Ben çok mutlu ediyorum. Bizim akranlarımız şu anda Devlet Tiyatro'nun köklü oyuncuları haline dönüştü. Çeşitli bölgelerde. Ankara'dan en son bir arkadaşım geldi. Ya İzmit'in seyircisi, Kocaeli'nin seyircisi farklı dedi. Çok farklı dedi. Yani ki ben de Ankara'dan geliyorum. Ankara köklü bir tiyatro, geçmişi olan bir kent. Ama
burası farklı ya, telefon çalmadı dedi. Hani nefessiz izlediler, çok çok keyif aldım dedi. Alkış muhteşemdi dedi. Biz dedim her akşam bu duyguyu yaşıyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Kocaeli Türk Tiyatrosu'nda TÜİK raporlarına göre 2 sene önceki sanırım Türkiye'nin en fazla tiyatro izleyen ili seçildi. Öyle mi? İli seçildi. Nüfusa oranla da en fazla tiyatroya giden 3. ili seçildi. Hı. Yani bu şu anlama geliyor. Yani 16 milyonluk bir kent İstanbul. Hı. İşte Ankara var. Ondan sonra Kocaeli geliyor. Kocaeli. Ne İzmir, ne Bursa, ne Antalya, ne Adana. Evet. Bu anlamda çok yüksek bir ilgi var. Ve biz şimdi tabii online satışa geçtiğimizden beri çok ciddi şeyler, tepkiler de alıyoruz açıkçası. Bir dakika içerisinde salonun biletleri bitiyor. Bir dakikada nasıl biteri ben çok düşündüm açıkçası. Yani çünkü aynı anda girmesi lazım ama gerçekten salon açıldığı zaman arkadaşlarım da... Onu bir açıklıkta getirebilirsiniz yani izleyenlerimizde. İşte, bu sene yeni başladığımız için bir takım sıkıntılarımız oldu. Hani seyirciye ulaşma konusunda bu anlamda biraz daha... Toplu mu alıyorlar acaba? Alamazlar. Yok. 5 bilette sınırlı. Yok, 5 bilette sınırlı. 12 gün öncesinden daha açılıyor salonlarımız. Evet. Ama çok yoğun bilgi var. Çok yoğun bilgi var. Çokça sosyal medya hesaplarımıza şey geliyor. Yani 7 kişi ayrı bilgisayarlardan bilgisayar başında saati bekliyoruz diyorlar. Yani bu çok sevindirici, çok güzel bir şey. Ama aşılması gereken bir sorun. Çünkü biz tiyatro sanatını herkese ulaştırmakla yükümlüyüz. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gün sayı arttıracağız. Salon kapasitemizi genişletebiliriz. Yani öyle düşüncelerimiz var. Oyunlarımızı başka ilçe alanlara da götürebiliriz. İlçelerimize de götürebiliriz. Tabii ki onların tiyatroları. Onların tiyatroları ama işte oradaki salonlar bizim oyunlarımızı dekor anlamında, ışık anlamında tam karşılayamıyor maalesef. Teknik donanım olarak. Bu yüzden zorlanıyoruz. Açacağız. Ama çok ciddi bir ilgi var. Ben bunu şeyden hissediyorum. Yani sezon boyunca aynı oyunu 3 defa izleyen de olabiliyor şanslı seyirciler. Onlar hızlıca bilet almayı bir şekilde çözmüşler. Davetiye için araya torpil koyanlar oluyor ki davetiye veremiyoruz. Gerçekten veremiyoruz. Sadece protokole ayırdığımız sınırlı bir davet koltuk sayımız var. Onları da genelde satıyoruz zaten protokol katılımı sağlamadığı zaman. Ve gerçekten çok ciddi ilgi olduğunu, sıkışıklık yaşadığımızı biliyorum. Ne güzel diyorum. Hani Kocaeli Tiyatrosu'na sahip çıkıyor. Tiyatro Kocaeli'nin isteklerine ve taleplerine karşı doğru şeyler sunuyor ki bu sahip çıkma yaşanıyor. O yüzden de mutluyuz. Tamam, orada ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Siz öyle bir seyirciye oraya çekici hizmet projeler veriyorsunuz ki, öyle bir projeler üretiyorsunuz ki insanlar gelmek, izlemek istiyorlar. Evet, evet. Şimdi tersine düşünün. Niye gelsin yani, o zaman? Tabii ki. Bunun biraz handikap tarafları da var. Ondan da bahsetmek isterim. Nedir ama onlar? Bilet ucuzluğu, evet. Bilet yani, fiyatlarımız evet. Ucuzluğu. Burada rahatça yaparken hani izleyenlerimiz de öğrensinler bunun nedenini. Çünkü bizim yaptığımız prodüksiyonların şu anda İstanbul'da karşılıklı 1000-1500 lira bandında seyirci, evet, bileti olarak, bilet, hı hı, fiyatı olarak. Evet. Ki ona rağmen şunu duyuyoruz, gerçekten bunu duyuyoruz. İstanbul'da böyle iş yok diyorlar. Yani o klasmanı da geçmişiz biz. Evet. Biz uluslararası çapta bir tiyatro olma yolunda ilerliyoruz. Ben geçen gün premierde konuşmamda da söyledim. Bir hayalim vardı dedim. Bir tiyatro kent turizmine nasıl katkı sağlayabilir de çok düşünüyorum dedim. İşte böyle işler yaparsak sağlayabilir. Çünkü dünyada örnekleri var. National Tiyatro, Rusaveli Tiyatrosu Gürcistan'da. Şimdi bu oraya insanlar oyun izlemeye gidiyor. Ya da gidiyorlar, mutlaka bir oyunda izliyorlar. Eğer bu çapta büyük işler yaparsak, şu anda civarilerden çok seyircimiz var, onu biliyorum. Yurt dışından da seyircimiz gelmeye başlayacak. Bu konuda iddialıyım, hiç tevazu gösteremeyeceğim. Ama bilet fiyatlarımızın ucuzluğu bize şöyle önümüze ketler vurabiliyor. Biliyorsunuz telif üzerine kurulu sanat dünyası. Yani şimdi, onu arttıramıyor musunuz? Arttıramıyoruz. Belediyemizin bir kentimize şeyi, ikramı, güzelliği. Yapacakları bir şey yok. Çok güzel bir şey, çok güzel, evet, bir şey. Türkiye'nin halka da yansıyor. Şu anda en ucuz tiyatrosu. Evet, evet, çok ucuz gerçekten. Tamam, çok gerçekten güzel ama çok... Yurt dışından bir oyun istediğimiz zaman
o oyunun yazarı, çevirmeni telif konusunda sıkıntı çıkartıyor. Çünkü diyor ki biz onlara koltuk başına bilet üzerinden telif ediyoruz. %15. Tabii. 20 liranın %15'i artık dünyada para olarak kabul edilmiyor. Yani bu anlamda da telif vermiyorlar. Burada biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Biraz artırılmasında fayda var. Çok değil. Yani belki 30-40 lira olabilir tabii biletlerimiz. Şey. Ama bizim inancımız şu, sadece biletlerimizin ucuzluğundan dolayı salonumuz dolmuyor. Ben buna inanmıyorum. Hayır, hayır. Oyunlarımızın kalitesinden, evet, oyunculuk gücünden ve kente dokunmasından kaynaklı duruluyor. Evet. O yüzden de mutluyuz aslında. Tabii. Yani sizin sergilediğiniz oyun dediğiniz, yani şu andaki fiyatın bilmem kaç üstü de olsa, evet, inanın ki ucuz yani. Salonu, dünyada örneği yok gerçekten. Yok da yani yok, çok daha pahalı da olsa salonunuz dolar. Onlar sizi izlemeye geliyor seyirci. Aynen. Ve onu asla o seyirci oraya artık yerleşik bir şekilde tabii bekliyor. Bir de şöyle şeyler de yaşıyoruz. Mesela kişi 4 tane 5 tane bilet alıyor. Ama oyun günü bir küçük bir işi çıkıyor. Ya diyor zaten kaç param yanacak, boş ver gitmeyeyim diyor. Aynen. Ama iptal etmiyor, biz satmış görünüyoruz. Satamıyoruz tekrar. Hmm. 5 koltuk boş kalıyor ama dışarıda seyirci bekliyor. Ya işte yani, o da kötü. Bunu da söyleyelim. O bir denge işi. Hani o işin biraz karşılığının olması, evet, seyircinin bir şeyi vererek talep ediyor olması, evet, daha bir sahiplenmesi sağlayacaktır, tabii, diye düşünüyorum. Tabii yani alınıyor bilet. Olur ya, insanlık hali, evet, tabii. Bir engel, bir mani çıkabilir ama onu haber verseler, yani, bu şekilde daha ucuz olduğu hiç için olmazsa başkaları faydalanır. Evet, aynen. O anlamda bilgi yani vermesi lazım. Tabii ki bilgi verirlerse iyi olur efendim yani. Bunlar da işte işin püf noktaları. Bunlara da dikkat edeceğiz tabii. Hem izleyeceğiz, hem iki taraflı birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Dönüş alıyor musunuz benzer oyunlardan sonra? Tabii ki, tabii ki, çok fazla. Geliyorsunuz. Yani şimdi zaten sosyal medya bu anlamda çok büyük bir iletişim aracı oldu. Size ulaşıyorlar mı sosyal medyada? Tabii, tabii, tabii. Çok, yani çok, evet, ciddi sayıda yazıyorlar. Şöyle bir gelenek oluştu. Evet. Normalde biz oyunlarımız esasında telefonların kapatılmasını, evet, ve fotoğraf çekilmemesini, evet, rica ediyoruz, evet, seyircilerimizden. Evet. Ama Selam'da onu serbest, tamam, bırakıyoruz. O serbest, onu çektik. Her oyunumuzdan sonra onlarca, yüzlerce selam videosu. Selam videosu konuyor, geliyor değil mi? Biz selam verirken, aha yok yok, telefonlar, flaşlar hepsi açıldı. Alkışlama yürütüyorlar, şey çekiyorlar. Ama o bizim için alkış. O bizim tabii için canım, alkış. O bir alkış yani. Ve onları paylaşmaları, koca işi, evet, tiyatrolarını etiketleyerek paylaşmaları bizi çok gururlandırıyor. Çok güzel tebrikler oluruz. Yani, alıyorsunuz da mutlaka. Evet, evet. Yani sadece hani şey olarak söylemiyorum. Gerçekten çok gitmediyseniz eğer ben tavsiye ediyorum. Gidin mutlaka izleyin. Tiyatromuzu mutlaka izleyin sizin seyirciler. Bahsetmek yani isterim. Tabii. Çünkü bizim tiyatromuzun ne kadar büyük bir tiyatro olduğuna dair çok iyi bir örnek. Kendi adıma söylüyorum bunu. 2022 yılının Ekim ayında 2-3 Ekim'de biz Kılıç Arslan oyunumuzu, çok büyük, evet, bir prodüksiyondur. Külliye'de oynadık. İzledim. Evet. Külliye'de oynadık. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda. Ve bizim için devlet en üst makam ve muazzam bir tecrübeydi. Çok keyif aldık. Çok nasıldı? Muazzam tepkiler aldık. Çok güzel tepkiler aldık. 3 Ekim 2022. 19 Ekim'de de Haliç Kongre Merkezi'nde Türk tiyatrosunun en önemli ödülü olan Afife Ödülü'nün en iyi, evet, oyun olarak, evet, elimize aldık. O da çok güzel bu, bir şey. İşte bahçesinden. İşte bahçesiyle. Tamam, bu hem Türk sanatının en yüksek değerlendirici alanı olarak bakalım. Bir de devletin en büyük makamı olarak bakalım. Evet. Kocaeli Şehir İkisi Tiyatroları iki dev prodüksiyonuyla toplumun demeyeyim ama tiyatro sanatının ve devletimizin en üst mercilerine prodüksiyon götürebilecek güçte olduğunu ispat etti. Bu bizim için onur verici bir şey. Gerçekten öyle yani şimdi. İkisi de çok önemli. Hakikaten sizi çok gururlandırmıştır. Evet. Şey olarak. Tarihimizde yoktu. Ya, adaylık yoktu, bile yoktu. Evet. Aldığınızın gelenin karşılığı gibi değil mi? Para, pul, hiçbir şey bununla ölçülüyor. Yok, ölçülmüyor. Ölçülmez. İnanıyorum, çok ölçülmüyor. Ölçülmez. Tamam, reklam verdim. Bir reklam arası daha verelim müsaadenizle. Tamam. Evet efendim, dönüşelim.
Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam edecek. Yıldızlar Yatırım Holding'in sunduğu Kentin Değerleri devam ediyor. Sizi onurlandıran, aynı zamanda Kocaeli'li olarak, bu il insanı olarak bizi de gururlandıran güzel şeyler bunlar. Kutluyoruz, tüm arkadaşlarınızı kutluyoruz. Evet. Kaç kişisiniz? Biz toplam çalışarak 170 civarında. 170. Şimdi bu 170'in başısınız siz. Evet. Gerçekten şöyle ama yok, şey olarak, yani 170 tane ne denir? Orada sahneye çıkıp personel tabii ki bu üstlenen kişi. 70'i oyuncu. Diğer arkadaşlarımız tabii ki satın almamız var, idaremiz var. İdare olarak, tabii o bina olarak bina. Hepsini genel yayın yönetmesiniz var. Ama hepsi size mi giriyor? Evet, evet. Yani. Evet, onca. Şimdi tabii ben neden sordum? Böyle birbiriyle anlaşarak uyum içinde olan topluluklar daha verimli olur derlerdi de hep. Bunları da idare etmek kolay bir iş değildir şimdi gerçekten. Arkadaşlarınız çok seviyordur mutlaka ama çok şeyiniz olması lazım. Üstün bir kaynaştırma yeteneğiniz olması lazım. Birlikte büyüdüğümüz için birçoğuyla artık arkadaşız zaten. Yani kendini idareci olarak görüyorum. Valla biz hani çok güzel sohbet ediyoruz. Tabii ki sanat yönetmenine özellikle oyuncu arkadaşlarımın inanması gerekiyor. Vizyonda tabii ki çok önemli. Onu biz onu başarabildiğimizi düşünüyoruz. İdare tarafından da desteklenerek. Bu anlamda çok huzurlu ve keyifli bir süreç yaşıyoruz şu anda. Tabii ki sorunlarımız oluyor. Tabii ki bazı arkadaşlarımız üzerinde çok fazla yük var. Yani. Bazı arkadaşlarımız biraz daha şu anda görev bekliyor. Ama ben sahneyi oyuncunun talebine göre değil, seyircinin sahnedeki görmek istediği projenin talebine göre belirlenmesi gerektiğine inandığım için önce projeyi belirliyorum. Oyuncuları öyle serpiştiriyorum projelerin içine ya da yönetmenle birlikte. Rolleri öyle mi seçiyorsunuz? Tabii ki. Yani yönetmen seçer rolleri. Yönetmen seçiyor. Ama yönetmen tabii ki bizden fikir alır. Yani ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum. Nasıl? Bunu yapabilir mi? Dans edebilir mi? Şarkı söyleyebilir mi? Gibi. Biz o fikirlerimizi söyleriz. Onun dışında tabii çok zor bir işimiz var. Özellikle teknik ekibimizin ellerinden öpüyorum. Yani o kadar zor işleri var ki tonlarca dekoru kurup kaldırmak. Aksesuar inanılmaz bir tempoda çalışıyor. Çünkü inanılmaz bir trafik var oyunlarımızda. Çok hareketli oyunlarımız. Kuaför öyle, terzihane öyle, temizlik öyle, satın alma öyle. Yani tiyatronun masrafı bitmez. Tiyatro çok pahalı bir iş. Gerçekten. Masrafı bitmez. Bir de bir koşuşturmaca. Oyuncu aşağıda ezberini yapar. Şoför evrak yetiştirmeye çalışır. Satın alma bir yerdedir. İstanbul'da bir şey almaya çalışıyordur. Teknik dekor kuruyordur falan. Yani böyle bir engelin içinde ama hepsi premierde ya da işte oyun esnasında sahneye çıkar. Sessizliğe bürünen şey sergilenir alkışla. Bütün herkes alkışlar üzerine düşen payı alır. Çünkü bizim oradaki temizlik görevlisi arkadaşlarımızdan çaycı arkadaşımıza kadar hepimizin aynı duyguda ve aynı motivasyonda işimizi ürettiğimizi bilmemiz gerekiyor. Örneğin kostüm. Tabii ki. Mesela o kadar önemli ki o kostüm dahi o karşıdan baktığınız zaman izleyen kişiler adına o kostümü daha değerlendiriyor. Tabii ki. Tabii ki, çok tabii önemli. Ya hepsi tasarım. Tabii. Biz şimdi gene hani idaremizin bize bahşettiği bir lüksten bahsedeceğim. Hani Türk tiyatrosunda çok özel bir yerdeyiz biz sahillerinde. Türkiye'nin en üst düzey tasarımcılarıyla çalışıyoruz. Öyle mi? En üst düzey. Güzel. Yani
Şu anda bizim çalıştığımız tasarımcılar artık iş seçiyor. Hmm. Yani diyor ki herkese ben oraya gitmem, herkese yapmıyorlar yani. Ve onları burada ağırlamak, doğru, üretimin içinde tutmak, koşuşturmanın içine, evet, dahil etmek çok zor bir şey. Ama biz onu başardık. Çok güzel. Belli zaten kostümleriniz de gerçekten harika. Kostüm, dekor, dekorlar harika. Yani. Müzik zaten son, işte bu teknolojiyle ilgili şey herhalde. Tabii. Son sahne dönmeleri işte orada. Ama çok güzel. Evet, çok alışık olmadığımız şeyler bu zamanda hocam. Yani çok hoşumuza artık gidiyor. Sinemayla yarışıyor. Evet, sinemayla yarışıyor. Ben televizyona ayrılayım ama sinemayla yarışıyor. Bu anlamda teknoloji biraz bilmek zorunda. Tabii. Peki teklif almıyor musunuz mesela dizilerden, sinema? Alıyoruz, almaz mıyız? Alıyorsunuzdur yani. Çeviriyor musunuz? Yok, şimdi vakit yok. Vakit yani, mi yok? Her gün bir proje üretme, evet, durumumuz var. Sezon yüklü geçiyor. O zaman sizin bir kolunuzda şeyde, yani büyük şehir, en büyük şehir olarak İstanbul'da falan gibi mi görünüyor? Şöyle, böyle yani, bir siz orada bahsedilen kişisiniz. Teklifler geliyor, evet, ama biz buradaki yoğunluğumuzdan dolayı ya biz tercih etmiyoruz ya onlar bizi kabul etmiyorlar. Hı. Diyorlar ki yani çok yoğunsunuz. Geleceksin sürekli, biz sizinle nasıl çalışacağız sorusu oluyor. Şimdi o bir denge zamanı. Şimdi bizim üretim zamanımız. Tabii ki üretim belli bir doygunluğa ulaşınca sergileme süreci de başlayacak sadece. Hı hı. O dönemlerde biraz başlık daha rahat olur, boş alanlarımız mi olabilir. O zaman belki değerlendirebilirsiniz. Şimdi mesela öğrenmek istiyorum tabii ki, siz biliyorum şeysiniz, hiçbir sanat şeyini veya sanat yapan, tiyatro yapan, işte veya dizide oynayan kişileri hani konuşmazsınız gidiyorsunuz diye onların adına veya aleyhine diyeyim. Ama o kadar çok dizi var ki. Var, çok var. Çok şimdi var. Onu da biraz öz eleştirimleri diyelim veyahut da ne bileyim, hakikaten böyle de olmasaydı, böyle bir topluma yansımasaydı mı diyelim. Bunları nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi her gün bir dizi yapılıyor sanki. Evet, bu nasıl oluyor Allah aşkına? Yani iyi değil tabii. Yani şöyle, şimdi dünyada şöyle oluyor. Hani oradan örnek vererek söyleyeyim. Sinema kalitesinde diziler üretiliyor. Neden? Çünkü uzun uğraşlar sonucunda çalışılıyor. Başı ve sonu belli senaryolar var. O başı ve sonu belli olan senaryolarda çok büyük prodüksiyonlar yaparak, yani bir dizide 40 bölüm, 50 bölüm, 100 bölüm, 150 bölüm çekeceği yerine 15-20 bölüm, hadi 30 bölümde bitirebilecek seviyede işler üretiliyor. Bu sefer daha iyi hazırlanılıyor o dizilerin çekimine. Bir yıl onun hazırlığı sürer. O bir yıl boyunca o 30 bölümü son sahnesine kadar tüm ekipmanlarıyla bitiriyorlar. Sonra çekime giriyorlar. Biz de neredeyse senaryo artık haftalık geliyor. Sete geliyor senaryo. Orada oyuncu bu kadar değişmiş. Ay şurayı da şöyle yapayım deyip sahneye çıkıyor. Yani işin kalitesini düşünen şey aslında bu. Yoksa oyuncularımız iyi. Yönetmenlerimiz çok iyi. Dizi sektörüne çok ciddi bir yatırım var. Dünyada bütün dizilerimiz bizim izleniyor. Bütün dünyada izleniyor. Bu anlamda iyi ama bir şeyi yetiştirmek ya da sündürmek zorunda değiliz. Yani onun bir hikayesi var. O hikaye belli bir süre sonra biter. Bir de şöyle bir şey var. Bir iş tuttuğu zaman hemen akabinde ona çok benzer bir iş de geliyor. Başka bir tane geliyor. Çünkü o iş tuttu. Evet. Çünkü rating denen maalesef enflasyon kadar bana göre kötü bir şey. Dizinin tutup tutmadığına karar verip 3. bölümde kalkan diziler var. Şimdi o dizi setinin emekçileri, çalışanları bir şeye angajma oluyorlar. Yani oradan para kazanacaklar. 3. bölümde tutmadı bu dizi, kaldıralım. Ama yani durun bakalım, yazık belki ya, tamam kötü işler de mutlaka olacaktır, oluyordur ama biraz emeğe saygısızlık olarak görüyorum ben bu durumu. O yüzden artık yani o da işin şeyini, içini boşaltıyor. Seyirci gözüne de içini boşaltıyor. Artık biz şöyle başlıyoruz diye. Bu dizi tutmaz. Bu dizi tutar. İşte şeyi, yani şeyi bitiyor. Bu çok oynuyor. Ya bu az önce, daha dün bu dizideydi. Evet. Şimdi buraya niye geçti. Niye buna geçmiş? Veya aynı konular. Yani
Hep aynı konular. Evet. Ya da işte bir şey tuttuğu zaman o mimari konular. Evet. Ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. Sanat olarak görmüyorum. Sinemadan ayırıyorum. Evet. Sanat olarak görmüyorum. Bir üretim biçimi, bir iletişim biçimi. Tabii ki doğru ve güzel olanları da çok fazla. Tamam canım sayıda. Yani şey olanları zaten var. Onları ben de bir şey iyi bir dizi izleyicisiyim aynı zamanda. Evet. Ama sektörün içi boş. İçi boş oldu. İçi boş. Bir sinema değil. Yani yapım kalitesinde değil de pazar kalitesinde sunulan işler var. Halbuki o bir prodüksiyon ve oraya emek verdiği zaman inanın çok lezzetli işler çıkacak. Yani sadece daha açık konuş söylemek gerekirse şey olarak görüyor. Para kazanma yolu olarak görüyor. Söylemezsiniz demeyeyim o işte. Para kazanma yolu olarak görüyor. Ancak demin de konuştuk Adnan Hocam sizle. Dediniz ki sanatçı veya işte gerçi ayırıyorsunuz dizileri ama onları da çok insan izliyor. Çok insan izliyor. Aynasıdır dediniz toplumun. Öyle. Şimdi yani öyle bir dizi şeyler çıkarıyorlar ki karşımıza. Şöyle, işini iyi yapan kişi zaten hem yaşantısında hem de sahne üzerinde ya da beyaz camın arkasında kendini belli ediyor, takip alıyor. Evet. Fokusları üzerine topluyor. Ama bir de hani onu da yapayım. Cem'i doldurayım da sonrası beni ilgilendirmez tarzında oyuncular var. Onları da halk zaten benimsemiyor. Tabii yani. Belli bir süre bakıyor ve geçiyor. Kalıcı olmak önemlidir. Evet. Eğer sanatçılık adına üretiyorsanız. Ha ben ticaretle uğraşıyorum. Oyunculuk benim için bir meslek sadece. Ben bunu para kazanmak için yapıyorum derseniz tabii ki yapmakta herkes özgürdür. Ama sanatçı kimliğini almak istiyorsanız evet başka. O emeği vermek ve toplum bir adım önüne geçmek zorundasınız. Herkes sanatçı olabiliyor mu? Olamaz. Şimdi mesela güzellik yarışmasına çıkmış bir genç, güzel bir bayan dizide oynuyor. Ama işte dediğim gibi o %70'lik çalışma disiplin onu sanatçılık seviyesine ya da mesleki profesyonellik seviyesine getirebilir. Sanatçı olmayabilir. Sanatçı felsefe sahibi olmak zorunda. O bambaşka bir şey. Ama iyi bir oyuncu olabilir. Ama o çalışma disiplinle alakalı, evet. Eğitimle alakalı. Evet. Eğitim illa konservatuvar eğitimi demiyorum ben. Tabii canım. Ama eğitimin çeşit şeyleri var. Yolları vardır. Alanında iyi olmak istiyorsa biraz bedel ödemek zorunda insan. Evet, o bedel öde ama yok sadece güzelim şimdi ne yapsam tutuyor ile sanatçı sadece ya da oyuncu evet. Ya da şarkıcı olmasın. Şarkıcı olamıyor. Evet. Siz çok etkilendiğin oyun oldu mu? Tabii. Mesela ben bu oyunda çok etkilendim. Şöyle söyleyeyim. Ben... Vardır bir anı bir şey anlat bana. Güzel bir anı var bunun arkadaşlar. Ama lütfen. 2004 ya da 2005 yılıydı Ankara Devlet Tiyatrosu'nu ben Yaşamak mı yoksa Ölmek mi izledim. Yücel Erten rejisiyle. İzlerken o zaman Mithat Erdemli diye bir hocamız vardı bizim. Çok usta aktördür. Bayılırım oyunculuğuna. O oynuyordu. Benim oynadığım rolü şu anda. Ya dedim Allah'ım ileride ben böyle bir şey oynayabilir miyim acaba ya? Bana nasip olur mu böyle bir sahnede bunun gibi böyle güzel roller dedim. Sanat yönetmeni önce böyle fırsat çıktı. Evet. Aynı oyun repertuarımıza alındı ve ben de oyunda o rolü oynuyorum. Aynen. Ve çok da mutluyum. Gene biz Eskişehir'de eğitim aldığımız için genellikle oyun izlemeye hep Ankara'ya giderdik. Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarını izlerdik ve çok usta aktörleri izlerdik. Rüştü Asyalılar, Çetin Tekindorlar, Erol Kardeşiciler, Baykal Saranlar, Reyhan Saranlar ve orada bir Gazap Üzümleri izlemiştim ben. Steinbeck'in bir romanı. Gazap Üzümleri'ni bir Amerikalı yönetmenden 3 saat boyunca hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Sahi oyun mi? Boyunca. Muhteşem etkilenmiştim. Çok büyük bir prodüksiyon tabii ki. O hatta sanat yönetmeni olduğum dönem o oyunu burada yapabilir miyiz acaba diye o yönetmeni bulmaya çalışıp çok yaşlıydı. Ya. Çünkü ben ta öğrenciyken izlemiştim. Evet. Çok Gazap yaşlıydı. Filmi de galiba filmi de vardır. Tabii, tabii izledim ben filmini. Çok ünlü romanı. Evet, onun üstüne Fareler ve İnsanları gündemimize aldık. İnsanlar. Steinbeck'in başka bir romanı ve Fareler ve İnsanlar da ben yönettim oyunu. Evet. 8 sezondur oynuyor. Ben oynamıyorum yönettim. 8 sezondur oynuyor. Köpeğimiz oynuyor onda. Onu soracağım. Sizin köpeğiniz var. Neydi adı? Şebo. Şebo'yu sokakta mı buldunuz? Evet, evet.
yaptı. Eşim yağmurlu bir günde. Eşiniz değil mi? Ürkmüş bir şekilde buldu. Eşiniz de tiyatro değil mi? Aa, eşinizden hiç bahsetmedi. Değil mi? Değil, değil. Aa, eşim moda hiç tasarımcısı. Hiç bahsetmedi. Çok o kusura bakma. Bir de aldık ki. Eşim moda tasarımcısı. Moda, ha tamam. O da yani evet. Şeye yakın uzun bir yıllar Cemil Pekçil'in baş tasarımcılığı yaptı. Çok güzel. Uzun yıllar. Sonra yine Osmanlı takının takı tasarımlarını üretti. Çok güzel. Çok ciddi şeyleri var, ürünleri var. Evet. Ama ben evlendikten sonra dedim İstanbul'a mı yerleşelim, İzmir'de mi, Kocaeli'ye mi, Kocaeli'ye mi dedi. Nasıl oldu evlilik hayatınız? 7 sene oldu. 7 sene oldu. Aynen iyi, süper bir. Evet, geç evlendiler. Çok güzel, çok ama güzel. 7 sene oldu ve koşa koşa buraya geldi. Şimdi çok tiyatroda mutlu. Mı tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Şöyle, ben çok meraklıyım. Bizim Krallığır adlı bir oyunumuz vardı. Ha, evet. 2013'lü yıllarda, 2013'te galiba. Krallığır oyunumuzda kralın tacının yapılması lazım. Hı. Şöyle bir özelliği var tacın. Taç yere düştüğünde 3 parçaya bölünecek. Hı. Ve tacın her bir parçasını Krallığır kızlarından bir tanesine verecek. 3 kızından evet. paylaştıracak. Simgesel bir tamam. takdim. Tabii şimdi taç da taç gibi duracak. Kime yaptıracağız bunu dedik. Kim yapabilir bunu? Ama yere düştüğünde 3'e bölünecek. Ama burada yamuk durmayacak falan filan. Hep işaret ettiler bizi Osmanlı takıya. Osmanlı takıda da Dinçer'e işaret ettiler. Ben tanışmıyordum kendisiyle ama Dinçer imal etti o tacı. Ve sonrasında işte o taç nasıl takılmaya geldiğini takmaya geldi. İşte göstermeye evet, geldi. Evet. Şurası açılıyor şuradan şöyle böyle takın falan diye. Biz orada karşılaştık. Ondan sonra da Dinçer Hanım bir taçladı galiba. Taç takmıştık. Çok güzel bir şey ama. Kralın tacını karşımıza taktık. Çok güzel. Baş tacım. Allah mutluluğunu şöyle, baş tacım Dinçer diye. Dinçer Hanım baş tacı. Evet. Çok güzel. Allah mutluluğunu verin. Buradan da selam ve saygılarımı yolluyorum kendisine. Tamam. Çok güzel. Yani evlilikte bir taç gibi dur hakikaten. Başınızda olsun inşallah. Yani bu şeyin tabii her şeyin bir kuralı olduğu gibi insanların da o oyunun içinde hissettiği bir durum, bir kural var. Kuralla iş giden olaylar bunlar. Evet. Kuralsız hiçbir tabii, şey olmuyor tabii, değil mi? Orada da çok yani, sıkı bir disiplin var mutlaka. Şebo'dan evet. bahsediyorum. Şebo'nun Şebo'muzu sokakta bulmuş. Eşim buldu, eve getirdi. Çok uysal, çok eğitimli duruyor. Biz de o sıra Fareler ve İnsanlar'da yeni bir köpek arıyoruz sahneye çıkartmak için. Çünkü daha önceki 3 köpeğimizi sahiplendirdik. Fareler ve İnsanlar'ın özel bir özelliği olmuştu. Yani bu 4. Şey, o 3. köpek de sahiplenilince oyun boşa düştü. Köpek de çok önemli bir alan yerde duruyor sahnede. Eksenin içerisinde. Ve dedik ki ya ben bunu bir götürsem, bir denesem acaba hani hırlar mı, şey yapar mı? Bizim oyuncularla anlaşabilir mi? Ürkek evet. çünkü çok. Kaçar mı sahneden? Tabii, götürdüm sanki dünkü aktörmüş gibi. Aktörmüş gibi bir şey. Oğlum bilerek yapmış galiba. Valla şimdi onu konuşuyoruz. Şöhret olmak için evvel mi kaçtı acaba? diye. Çok güzel. Ondan sonra ne güzel şimdi seyircinin sevgilisi oldu. Ne kadar şey bu. Dün İşte ATV'den, ana haberden geldiler, çekim evet, yaptılar. Çekim MTV'den, evet. Habertürk'ten. Şeyde şöyle bir incelerken gördüm. Evet, gelip haber ajansı çekimleri yaptı. Şimdi kısmet bizden daha çok tanınıyor. Şebo birdenbire ünlü oldu. Evet. evet. Çok güzel. Hayvan sever misiniz? Tabii ki. Yani bizim evet, sadece bu 3 tane köpeğimiz var. Beyniz, Şebo ve Alican. Evet. Onlarla çok mutluyuz. Ne çok kadar mutluyuz. Güzel. Bizi sevdiğimiz için Tolga'nın da köpekleri Roma olduğu için role de gerekiyor demek. Evet, hayvan da evet, gerekiyor. Evet, evet. evet. Şimdi bir idealiniz var mı önünüzde? Şu anda bir dediğim gibi, şeyiniz var ben, mı? Onu da öğrenelim. En son Savaş ve Barış'ı izledikten sonra Savaş ve Barış'ta rol var mı? Ben oynamıyorum. Oynamıyorum. Gene yönetiyorsun. Savaş ve Barış'ta oynamıyorum. Ama genel prova sürecini izledikten sonra eyvah dedim, şimdi ne yapacağız? Yani çok iyi bir şey çıktı ortaya. Evet. Bunun da üstüne bir şey koymamız koymak lazım. Ama aşağıda inemezsiniz. Yok artık inmeyeceğiz. Artık sürekli. Kimsenin şüphesi olmasın. Yok yok daha sürekli. Daha üstüne koya koya evet, gideceğiz. Koya koya gideceksiniz zaten. Tabii ki şimdiki hedef bu minvalde benim çok hayalini kurduğum bir oyun var. Sinan, evet. Mimar Sinan'ın hayatı. Aa, evet. Ve bunu teknolojik bir
sahneleme biçimiyle, deprem konusuyla örtüştürerek, bugünden başlatarak sizin hayatına kadar gidebileceğimiz çok büyük bir prodüksiyon hayalimiz var. İnşallah önümüzdeki sezonda onunla açmayı düşünüyoruz. Öyle. Çok ses getireceğini düşünüyorum. Oyunu yazdırdık. Maalesef böylesine bir dehayı, böylesine büyük bir kıymeti es geçmiş tiyatro sanatı. Çok ciddi eserler yok hakkında. İki tane büyük eser var. Biri Metrand'ın, biri Turan Atlazoğlu'nun. Biz yeni bir format attığımız için baştan yazdırdık eseri. Çok da güzel bir eser geldi elimize. Şimdi onun sürecine başlayacağız. En az Savaş ve Beriş kadar ses getireceğine ve karşılık göreceğine inandığım bir Sinan projemiz var. Onu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Çok güzel olur. Yani 1000 yıldır eserleri yaşayan, 500 yıldır eserleri yaşayan bir yerden bugün 30 saniyede 1 yıllık, 2 yıllık binaların yıkıldığını gördüğümüz bir yere geldik maalesef. Burada biz neyi yitirdiğimiz diye düşündüğümüzde ahlakımızı yitirdiğimizi Çok güzel, onu vurgulayacaksınız herhalde daha çok. Tabii, aynen bunu vurgulayacağız. Çünkü Süleymaniye Camii'nin inşaatında, Sultan Süleyman Camii inşaatının bir an önce bitmesi gerektiği konusunda Sinan'ı zorlarken diyeyim, Sinan hayır temelin oturması konusunda direnmiş. Direkti. Koskoca Cihan Padişahı'na bekleyeceksin diyebilecek güce sahip bir deha. Bu anlamda biz artık o temelin oturmasını bırakın, kolon kesip otopark yapma, market yapma derdine düşmüş. 3 katı 5 kata çıkma derdine düşmüş. Kolonların içine gazete kağıdı sokacak kadar ahlakımızı yitirmişiz. Bunu tekrar hatırlatmak, biraz da gençlere tekrar tarihimizden bir örnekle bunu sunmak çok istiyorum. Ne kadar farkındalık yaratacak bir şey yapılırsa. Evet. Şimdiki hedefimiz bu inşallah. Hedefimiz bu. Şimdi çok Mimar Sinan geliyor. Mimar Sinan geliyor inşallah. Evet, tüm böyle yaptığı ahlaki, mesleki, gücüyle, gücüyle. Büyüklüğüyle. Çok seviniyoruz. Heyecanla bekleyeceğiz. İnşallah. Şimdi Savaş ve Barış'ı izleyelim. Ben gelemedim premier akşam yoktum. Merakla ona istiyoruz ama yine buradan tavsiye edeceğim. Tiyatromuza sahip çıkmamız lazım. İzlememiz, gitmemiz, sizleri hakikaten içtenlikle alkışlamamız lazım. Çok teşekkür ederim. O çok önemli. Evet, programı bitiriyoruz. Sağ olun. Çok güzel bir söyleşiydi. Harika, çok iyi. Zannediyorum çok faydalanacakları bir söyleşi oldu. Sizin adınıza da, tiyatromuz adına da, yapılan hizmetler adına da. Valla hocam ben bütün ekibinize, A'dan Z'ye kolaylıklar diliyorum. Başta da Başkanım Tahir Büyükakın'a, Başkanıma gerçekten ve çalışma arkadaşlarına bu kente çok büyük bir hizmet sunuyor. Her alanda ama tiyatro sanatına verdiği destek Türkiye tarafından görülüyor. Yani net görülüyor. Yani ben bunun uluslararası düzeyde de göreceğini umut ediyorum. Yani ben de işte rahatlıkla söyleyebilirim, il dışından bizim tiyatromuza gelmek isteyenler, izlemek isteyenler var. Ama bunu inşallah bir an evvel uluslararası yaparsınız. İnşallah. Görürler Kocaeli'nin değerlerini, ışıklarını. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sizi zevkle izlemek istiyoruz. İnşallah güzel işlere imzanızı atarsınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çağırdığınız için. Sağ olun. Evet efendim, sanatı açtık, tiyatro dedik, kendi tiyatromuzu ele aldık ama artık bizden çıktı valla, bilmiyorum ama gidiyor, büyüyor. Bunu büyütenlere de çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Aydın Sigalı olmak üzere, sevgili belediye başkanımızın katkılarıyla yapılan bu değerli çalışmalar adına ben herkese teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sanattan kopmayın diyorum efendim. Sanat bel kemiğimiz. Kopmayın. Mutlaka izleyin, izlettirin ve böyle bir tiyatroya sahip olduğunuz için de gurur duyun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür.
Yıldızlar Yatırım Holding Kentin Değerlerini sundu.